Tekrardan merhabalar. Bu dersle beraber artık matematiksel işlemlerin olduğu, biraz daha formüllerin yoğunlaştığı derslere gelmiş bulunmaktayız. Stres, gerilme zaten daha önce bahsetmiştik. Yüzeysel olarak formülden bahsetmiştik. Şimdi yavaş yavaş artık bir yapıyı analiz etmeye doğru ilerliyoruz. İlk başta gerilmeyle başlayacağız. Sonra eğilme gerilmesi, kayma gerilmesi. Bunlardan devam edeceğiz. Önünüzde gördüğünüz şekil bir kayma gerilmesi, normal gerilme şekli. Bunun şekil üzerinden formüller türeteceğiz. Bu şekil bize neler ifade ediyor? Nasıl açılarla beraber nasıl stres buluruz, nasıl shear buluruz? Onlara bakacağız. Maksimum, minimumlar, principal stres dediğimiz prensip gerilmelerinin formüllerini vereceğim size. Yine de bu formüllerden sonra aklınız karışabilir. Biraz bunlar ne diyebilirsiniz? Emin olun soru çözdükten sonra her şey daha iyi olacak. Daha rayına oturacak. İsterseniz başlayalım. Şimdi stres dediğimizde, gerilme dediğimizde bizim gösterimimiz arkadaşlar şu şekilde. Bunu zaten daha önce de göstermiştik. Bu bizim stres gösterimimiz. Bir de shear stres var. Shear stres yani kayma gerilmesi. Kayma gerilmesinin gösterimi de şunu hemen oku çıkartalım. Bu gerilme. Bu ne gerilmesi olabilir? Daha önce söylediğim gibi bir eğilme gerilmesi olabilir. Ya da gerilmesi olabilir. Bunların hepsi bu sembolle gösteriliyor. Ama kayma gerilmesi, şöyle tau dediğimiz, genel olarak matematiksel derslerde tau olarak adlandırdığımız bir sembolle gösteriliyor. Bu da kayma gerilmesi. Gerilmesi. SI sistemine göre arkadaşlar stresimizin birimi Newton. Newton bölü metrekare. US sistemine göre yani Amerikan sistemine göre bundan da bahsetmiştik daha önce. PSI. Peki bir Newton bölü metrekare kaç Pascal? Bazen kilopaskal, megapaskal şeklinde de ifade edebiliyoruz. Bunların hepsini teker teker not edeceğimiz bir ders de olacak. O not kağıdından baka baka çözeceğiz bazı soruları. 1 Newton bölü metre kare arkadaşlar 1 Pascal eşit. Pascal'ın gösterimi de PA. Şimdi normal stresin yani bizim şimdi iki eksende burada bir stresimiz var. Gördüğünüz gibi x ekseninde var, y ekseninde var. Ama bizim istediğimiz stres bunların ikisinin bileşimi. Bunların ikisinin bileşimini biz nasıl oluşturabiliriz? X ekseninde ve y eksenindeki streslerimizin yani gerilmelerimizin topluyoruz. İstiyoruz. Artı stres y diyoruz. 2'ye bölüyoruz. Sonrasında bunları birbirinden çıkartıyoruz. Böyle 2 diyoruz. Şuradaki açıyı 2 ile çarpıp kosinüs s koyuyoruz. Sonrasında bir de shear stresimiz var. Buradaki shear stres de şuradaki shear stres buraya karışmasın. Bunların herhangi birini almanız yeterli zaten aynısını verdim. Sonrasında shear stres diyoruz. X'ye diyoruz. Yine aynı şekilde bu sefer de sinin içine buradaki açının iki katını koyuyoruz arkadaşlar. Bu bizim iki eksendeki stresimizin bileşeni oluyor. Şimdi bir de burada kayma gerilmesinin bileşeni var. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Kayma gerilmesinin bileşeni arkadaşlar. Başına eksi koyuyoruz. Yine buradaki stresleri kullanıyoruz. Aynı şekilde. Bu sefer ilk başta çıkartıyoruz. Ve sinüsün. Buradaki açıya sinüsünü alıyoruz. Sonrasında yine kayma gerilmemizin kosinüsün iki katını alıyoruz. Şimdi böyle baktığınızda ben bunları neye göre alıyorum, neye göre yapıyorum diyebilirsiniz. Şekil üzerinde kuvvet vesaire olmadığı için burada gösterebileceğimiz herhangi bir şey yok. Ama soru çözümlerinde daha iyi anlayacaksınız. Şu an için bunları not etmeniz yeterli olacaktır sizin için. Peki arkadaşlar bir de prensip streslerimiz var. Gerilmelerimiz var. Principal stres dediğimiz gerilmeler var. Bunu şöyle hesaplanıyor esasında. Kimisi şöyle gösterir. Kimisi şöyle gösterir.
2'ler. Ben şunu kullanıyorum. Bu principal streslerimizin ne işe yaradığını göreceksiniz. Bunlar için factor of safety dediğimiz güvenlik faktörlerini bulmada kullanacağız. Bazen 2 tane değil, 3 tane oluyor. Burada 2 eksende şu an hareketi inceliyoruz ama sonrasında 3 eksende de hareketimizi inceleyeceğiz. Onların hepsini teker teker geleceğiz. Şu an başlangıçtan olduğu için siz bunları anlamaya çalışın. Sadece yazın, not edin. Elinizde bulunsun data olarak. İlerideki sorularda bunları önümüze açıp çözeceğiz zaten. Principal streslerimizi şöyle buluyoruz arkadaşlar. X eksenindeki stresimizle Y eksenindeki stresimizi topluyoruz. Sonrasında kök açıyoruz. Kökün içerisine birbirinden çıkartıp ikiye bölüyoruz. Bunun karesini alıyoruz. Sonrasında da kayma gerilmemizin karesini alıyoruz arkadaşlar. Buradaki principal stres şuraya yazalım. Buradaki formüller zaten size formülleştiğinizde verilmiş olacak ya defter kitap açık olduğunda siz bunları önünüze koyup rahat rahat yapabileceksiniz. Ama burada önemli olan şey sizin için burada x eksenindeki gerilmeyi bulmanız, y eksenindeki gerilmeyi bulmanız, buradaki kayma gerilmesini bulmanız, aradaki açıyı bulmanız. Aradaki açıyı nasıl bulabilirsiniz peki? Buradaki x ekseni ve y eksenindeki gerilmeleri bulduktan sonra ve kayma gerilmesini bulduktan sonra arkadaşlar tanjant dersiniz eşittir 2 çarpı kayma gerilmesi ve x eksenindeki gerilmeden y eksenindeki gerilmeyi çıkartırsanız buradan açıyı çekebiliriz arkadaşlar. Buradaki açıyı da ona göre bulabiliriz. Onun dışında maksimum shear stress, minimum shear stress vesaire var. Ama şu an konumuz shear stress değil. Şu an biz gerilmeden ilerleyeceğiz. Ama bu gösterimde shear stress'e mecburuz. Her yerde shear stress'e mecburuz. Çünkü genel olarak gerilmenin olduğu her yerde shear stress yani kayma gerilmesi de oluyor. O yüzden bu video bu kadarlık olsun. Bir sonraki videomuzda gerilmeden devam edeceğiz. Eğilme gerilmesinden yani bending stress'ten devam edeceğiz. Sonrasında bending stress'le alakalı sorular çözeceğiz. Farklı farklı teoremler öğreneceğiz. Midpoint bulma gibi, uzaklık bulma gibi, moment of inertia bulma gibi yani elemsizlik momenti bulma gibi konularımız olacak. Bu video için bu kadar olsun. Bunları not ederseniz sonraki sorularda daha rahat edersiniz. Zaten önünüzde dediğim gibi buradaki formüllerin hepsi olacak. Buradaki formülleri sizin için şöyle ayırayım. Karıştıran olabilir. Yazmışım kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum.